Merhaba sevgili arkadaşlar. Katecisim, küre, daire sorularının şifrelerini size veriyorum. Sıkı durun. İddia ediyorum Türkiye'de en iyisi. Değerli arkadaşlar, 3-4-5 yayınlarından 3 tane soru seçtim. 3'ü de AYT denemesi. Bu şekilde seçmemin sebebi KPSS, DGS, ALES, TYT, MSÜ'yü hepsinden daha zorunu seçtim. Bakalım size vereceğim şifrelerle bu 3 soru çözülebilecek mi? Test edeceğiz. Arkadaşlar sıkı durun. Yektumatta şifreler tükenmez. Birinci şifrem. Çember, daire, küre. Görürsen merkezleri birleştir. Şekilde, eksik, yer varsa tamamla. Son seçenek ve orada bir Pisagor ara. İşte bitti. Bakın 3 soruyu bu şifreyle çözeceğiz. Bir daha söylüyorum. Çember, daire, küre varsa merkezleri birleştir. Tamam mı? Ve orada bir Pisagor ara. Şimdi arkadaşlar bakın ne var burada? Küre var. Soruyu bir okuyun. Küre var. Bakın Yektumat ne dedi size? Merkezleri birleştir. Hop birleştirdim. Harika. Şimdi burada bir Pisagor arayacağım. Pisagor yapmak için dikdörtgenler yapacağım, üçgenler yapacağım. Şura ne oldu? 9 değil mi? Şimdi arkadaşlar bakınız. Şöyle yukarıdan aşağıya geldim. Tamamı ne kadar? 21. Şuradan ne kadar? 9 çıkar. 12. Bakın arkadaşlar bura ne? 15. Değerli arkadaşlarım eğer orası da 15 ise, bakın orası eğer 15 ise şurası ne kadardı? 9, 12, 15'tir. Şurası 9. Peki arkadaşlar şurası ne kadar? 6. Peki şurası yarıçap. Burası da ne kadar? 9. Bakınız şimdi rengimi değiştiriyorum. Kandırmaca, aldatmaca asla yok. Ne diyorsak sözümüzün arkasındayız. 9. 9 daha 18. 6 daha ne yaptı arkadaşlar? 24. Bakınız şu çap 24 oldu. Demek ki arkadaşlar bu silindirin yarıçapı ne kadar? 12. Silindirin hacim formülünü artık kendileri veriyorlar zaten sınavda. Yarıçap ne kadar arkadaşlar? 12. Pi çarpı 12'nin karesi çarpı 30. 144 ile 300'ü 30'u çarpalım. Hemen çarpak. 3 kere 4 12 1. 3 kere 4 12 1 3. 3 kere 4 3. Bir daha da var 4. 4320. Evet. Şimdi kürelerin hacimlerini bulalım arkadaşlar. İki küre içindeyken ne kadar su eklenebilir diyor. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp. 9'un küpü. 9, 9, 9, 9. Tat çat. 9'u böl 3. 3 kere 9, 27. 22, 7. Neden az çarpalım? Böyle olmadı. 9 kere 9, 81. 81 ile 3'ü çarpın arkadaşlar. Sonra da 4'ü çarpın. Daha sonra öbür küreye gelin. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6. Arkadaşlar. Bunları bulacağız. 4320'den çıkaracağız. Bakalım şıklarda var mı? Şimdi önce şunu çarpayım. Öbürkü biraz zor geldi. Ne geldi buradan? 2 kere 6 12. 12 kere 6 72. O zaman ne olacak? 72 ile 4'ü çarpalım. Arkadaşlar 72 ile 4'ü çarpalım. 144 288 pi bu geldi. Evet. Şimdi bunu çarpıyoruz. 9 kere 3 27. 27 kere 4 108. 108 çarpı 9. O da ne gelir? 8 kere 9 72'nin ikisi elde var. 7. 9 kere 0 0 7. 9 kere 1 9. Bunları da toplayarak hemen toplayarak 0 1 15 16 elde var 1 9 11 12 1260 kaç bulmuştum ben 4320 çıkarak 0 12'den 6 çıkar 6 burada kaldı 2 2'den 0 2 gitti 0 3060 aman Allah'ım Edirne Yektumat şu şifrenin dışında size bir şey anlattıysa başka bir şey bilmiyorum. Şimdi hocam bir tane soru bu be bir yerlerinde olacak mı bakalım daha zoru. Daha zoru yine aynı şifre. İddialıyım en iyisi bu. Evet. Şimdi arkadaşlar şuradan hop bak tamamladım. Hocam sen ezberlemişsin soruları. Oku bakalım ne diyor? Küreyi diyor kestim. Şöyle geçirdim. Onun içine de iki tane küre attım diyor. Başka da bir şey demiyor kardeşim. Yektumat sana ne dedi? Dedi ki şayet şekil eksiklik varsa tamamla dedi değil mi? Şimdi şekil eksiklik var. Tamamlayacağız demedik mi? Dedik. Peki kürenin merkezi şu değil mi? Sonra sana ben ne dedim birinci maddede? Çember, daire, küre varsa merkezleri birleştir. Var mı? Var. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bakın. Merkezi birleştiriyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin, dikkat edin. Birleştirdim. Kürenin yarı çapını bilmiyorum. O zaman kürenin yarı çapına ne diyeceğim arkadaşlar? R diyeceğim. Kürenin yarı çapına ne diyeceğim? R diyeceğim. Peki arkadaşlar şöyle yukarıdan aşağıya da bir Pisagor yapacağız demedik mi? Peki şurası da ne olur? R kadar olur.
Şimdi arkadaşlar burada bir yavaşlayalım. Şimdi bakın kürenin yarıçapı ne kadar? 18. Şimdi mavi renge geçmeden önce arkadaşlar şu ekranımı birazcık küçültmek istiyorum. Bir dakika. Şu ekranımı birazcık küçülttük. Şekli büyüteceğim. Bir dakika arkadaşlar. Şekli büyütelim. Daha net görelim. Evet. Şimdi bir kez şurayı siliyorum. Hemen bir daha tekrar çiziyorum arkadaşlar. Olaydan kopmuyoruz. Kandırmaca, aldatmaca yok. Evet. Şöyle çizdim. Merkezim bura. Şöyle birleştirdim. Şurayı da şöyle birleştirdim. Şurayı da şöyle birleştirdim. Ben demedim mi merkezleri birleştirdim? Dedim. E şurası ne kadar? R kadar. Yarıçap. Peki kürenin yarıçapı 18 ya. Bak bunu niye şekli tamamladım? Çünkü buradan buraya kadar 18. O zaman şuraya ne kaldı? 18 eksi R kaldı. Yani şurası 18 eksi R. Peki burası ne? R. Bakın dikkat edin. Merkeze uzaklığı 12 olan bir E düzlemi. O zaman şurası ne kadar arkadaşlar? 12. Peki ben demedim mi size bir Pisagor ara orada? Evet işte yine Pisagor çıktı. R ne acaba? Acaba ne? R5 tabii ki. 5, 12, 13. Tamam R'yi de bulduk. Bana diyor ki arkadaşlar ne diyor? Eş kürelerin hacimleri toplamı nedir? Kürenin hacim formülünü zaten veriyorlar size. Evet kaç tane var bundan? 2 tane. 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 2'nin yarı çapımı ne geldi arkadaşlar? 5. 5'in kübü ne olur? 125. Peki arkadaşlar 125 ile 4'ü çarpın 500. 500 ile 2 çarpın 1000 pi bölü 3. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Yektumat. Arkadaşlar yektumatta çok şifre var ama ömür, saat, dakika yeter mi? Bunu yaşayıp da göreceğiz inşallah. Şimdi bakın yine bir şekil kesilmiş. Şuradan AB şekli kesilmiş. Aşağıya yazılmış. Demiş ki bize burada zemin üzerinde bulunan 10 yarıçaplı daire. Dairenin yarıçapı 10. Tut aklında 10. Ve şurası ne kadar? 16. Şimdi arkadaşlar az önce yektumat size ne dedi? Dedi ki arkadaşlar dedi eğer dedi bir şekil eksikse bu şeklin kalanını şöyle bir tamamlayacağız. Tamamladık mı? Şimdi bu tamamladığın şeklin bir merkezi yok mu? Var. Demedim mi? Bak şekli tamamla. Merkezleri birleştir. Kardeşim bu yarım çember değil, yarım daire değil. Tuzağa düşme. Şeklin aşağıda geri kalan kısmı. Şöyle şu ikisini birleştiriyorsun. Bak birleştirdiğin zaman T noktasından geçmek zorundadır o çizgi. Neden? Çünkü sen çember merkezi birleştiriyorsun. Evet. Ne demiştik? Yarıçapımız 10. Şimdi arkadaşlar yarıçap 10. Şurası ne oldu? 10 oldu değil mi? Bunu söyledik. Peki ben şimdi burada ne yapacağım arkadaşlar? Peki şurası da ne kadar? 10 kadar. Ben size geçen ders bir şey daha dedim. Dedim ki çember üzerinde bir nokta varsa o TT kiriş çek. Yani çemberde bir kiriş varsa, dairede bir kiriş varsa ona dedim çeyrek çek. Senin çektiğin yerde AB kaç? 16. Yani şu uzunluk AB'dir. AB 16. O zaman ne oldu? 8 8 olmadı mı? Oldu. Yarıçap köşe vuruşu yap dedim. 10. Bak bunları söyledim. Oynatma listesinden bulmak senin görevin. Tamam mı? 6. Şuraya ne kaldı? 4. He. O zaman bak o zaman şuradaki hemen bir renk değişikliği yapıyor hocam. Bak şuradaki kısım ne? 4. Şurası ne? 6. Bak şurası ne kadar? 6 kadar. Şimdi arkadaşlar. Evet bir yandan da yoruldum. Şimdi burada bakınız kelebek yapmaya müsait bir soru oldu. Hocam nasıl oldu? Bak şurası da 10 değil mi? 10. Bakın şurada 6 var. Şurada ne var? 10 var değil mi? 6 var 10 var. Değerli arkadaşlarım şimdi oradaki kelebeği herkes güzel bir şekilde görsün. Bakınız şurada 6 var. Şurada 10 var değil mi? Peki. Orada onu söyledik. Peki ne söyleyebiliriz başka? Başka ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Şu da ne kadar? 20. Peki şurası ne kadar? 5K. Şurası ne kadar? 3K. Arkadaşlar burada ne oldu? Şimdi oraya bir dikkat edelim. Bir dakika. Oraya dikkat ettik. Fakat arkadaşlar şimdi burada bir konu daha var. Şimdi biz burada bundan da gidebilirsiniz. Ama ben ne dedim? Pisagor ara. Bakın şu anda az kala Pisagor'u hepimiz kaçırıyorduk arkadaşlar. Bakınız Pisagor nerede? Hocam bu Pisagor nerede? Nerede bu? Bakın Pisagor burada arkadaşlar. Pisagor burada. Hocam nasıl orada? Bak şimdi dikkat et. 10. 10 daha ne? 20. Doğru mu? Peki. Bak şurası ne? 6. Şurası ne? 10. Ne oldu? 16. Acaba ne üçgeni? 3, 4, 5. Arkadaşlar bunun 4 katını al 12. 4 katını al 16. 4 katını al 20. O zaman şurası ne oldu arkadaşlar? Şurası ne oldu?
12 oldu. Bakın 16'mız var. 12'miz eksik. O zaman şuradan şuraya kadar ne? 12. Peki arkadaşlar 12'yi buldum. Bakın oradan oraya kadar ne? 12. Nereden nereye kadar 12? Şuradan şuraya kadar 12. Peki şurası ne kadardı? 8. Şurası ne kadardı? 8. Nereden biliyorum? Bak AB 16 diyor. O zaman 8 8 bölmüştü. Şuraya ne kaldı? 4 kaldı. Arkadaşlar dediğimin dışında bir nokta varsa bana istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ama ben bir kez daha anlaşılsın diye şu son kısmı bir daha alacağım. Arkadaşlar bir de bu şekilde video çekmek gerçekten heyecanlı oluyor. Bazen soruların çoğuna burada video anında uğraşıyorum. Şimdi bakınız. Tekrar şurayı tamamladım. Tamamladıktan sonra vardır bunda bir merkez. Bunu biliyor herkes. Evet, birleştirdim. Şurası ne? 10. Burası ne? 10. Şurası ne kadar? Bak burası ne kadar? Az önce söyledik. Bir dakika, orası ne kadar? Yukarıdan hemen bir kopya çekeyim. Bakın orası 4. Alt, yukarısı 4 ise o zaman buraya ne kaldı? 6 kaldı. Değil mi arkadaşlar? Şuraya 6 kaldı. Şöyle birleştirdim. Bak şöyle birleştirdim. Şurası 6. Şurası ne? 10. Burası ne? 10. Peki burası ne? 20. Bakın orada şurası 20. Şurası ne kadar? 16. O zaman arkadaşlar burası ne? 12, 16, 20. O zaman burası ne oldu? 12 oldu. Peki şurası neydi? 8. Şuraya ne kaldı? 4. Sana nereyi soruyor? K, A üstünü soruyor. O da ne oldu arkadaşlar? 4 oldu. İşte arkadaşlar dairenin de şifresi bu. Katı cisminin de şifresi bu. Her konunun şifresi var. Yektuğma'dan desteklerinizi eksik etmeyin. İnşallah Yektuğma size daha çok şifreler kıracak. Allah ömür versin, sağlık versin. Arkadaşlar ben bu işi yapacağım demiyorum. Yaptım. Kıracağım demiyorum. Kırdım. Bitireceğim demiyorum. Bitirdim. Kendinize iyi bakın.